Boğulmaca genellikle soğuk algınlığına benzer belirtilerle başlıyor. Ancak Amerika Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Merkezi'nden Lara Misagedes'e göre bu benzerlik ilk aşamada sona eriyor. Uzman, Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayınlanan boğulmaca araştırmasının ekip lideri. Boğulmaca çok salgın bir solunum yolu hastalığı. Bir bakterinin yol açtığı ve 10 haftadan uzun sürebilen bu hastalık ağır öksürük nöbetlerine yol açıyor. Dünyada her yıl 50 milyon kişi boğulmacaya yakalanıyor ve 300 bin kişi bu hastalıktan ölüyor. Vakaların %90'ı gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Hastalık aşıyla önlenebiliyor. Boğulmaca aşısı 4 doz olarak bebeklik döneminde başlıyor. Bir doz da çocuk okula başlamadan yapılıyor. Vakaların artmasından dolayı uzmanlar aşı olanların 5 dozu da alıp almadıklarını araştırmaya başladı. Geçmişte aşı olmayan çocuklar boğulmacaya daha fazla yakalanıyor. Araştırmacılar ayrıca aşının sağladığı bağışıklığın zaman içinde azaldığını görmüşler. Minnesota'daki Mayo Kliniği'nden Dr. Gregory Pollan, aşının ilk zamanlarda çok etkili olduğunu söylüyor. Aşının yapıldığı ilk yıl koruma etkisi neredeyse %100. Yani kısa dönem için harika bir aşı. Ama 5 yıl sonra aşının etkisi %30'a düşüyor. Dr. Poland, boğulmacanın çocuk hastalığı olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu söylüyor. Aslında bu hastalık yetişkinlerden çocuklara geçiyor. Doktorlar hamile kadınların aşılarını yenileyerek hem kendilerini hem de bebeklerini korumalarını tavsiye ediyor. Uzmanların hedefi daha iyi bir aşı geliştirmek. O zamana kadar da insanlar el yıkamak ve mevcut aşıları yaptırmak gibi temel önlemlerle kendilerini koruyabilirler. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.